Tesettürlü, muhafazakar, sizin kesim, siz, biz, bunlar biraz artık yorucu oldu. Halbuki nimetin ne olduğunu bilmiyorlar. İşte muhafazakar olunca neyin muhafazakarı birbirine karışıyor. Bayana bak, bir de kapalı jipe binmiş mesela. Yani demek ki onun yaşam seviyesi o. 15 sene evvel muhafazakar insanlar çok göz önünde olmayı sevmiyordu. Bizim de beğenilerimiz var, bizim de zevklerimiz varı artık afişe ediyorlar ve afişe etmekten de korkmuyorlar. Çürümandan sesi duyabiliyor musun? Çok absürt bir eleştiri. Yani bunun kapalısı açıklığı yok ya. Ya olay bir bez parçası değil. Çevredekiler merkeze geldiklerinde, imkana sahip olmayanlar imkan elde ettiklerinde, görünmez sayılanlar görünür olduklarında böyle değişimler olur. Türkiye yeni bir İslami toplum kimliğinin tarifini yapıyor. Kimileri bu kimliği İslami yasakları, tüketim kültürünün gerektirdikleri doğrultusunda yeniden yorumladığı için eleştiriyor, kimileri de bu değişimi haklı, hatta geç kalmış olarak yorumluyor. Muhafazakarlık Türkiye için yeni bir kavram değil. Yeni olan tercihlerinin daha görünür, daha gösterişli, daha çok konuşulur halde olması. Üstelik seçimleri sadece var olanla ilgili değil, kendi hayat tarzlarına uygun olanı talep ediyor, hatta yeni alternatifler yaratıyorlar. Peki Türkiye'deki yeni muhafazakarlar gerçekten nasıl yaşıyor? Bu sorunun cevabını öğrenmek için ilk olarak ülkenin en yeni kadın dergilerinden birinin ofisine misafir oluyoruz. Burada yaşam, lüks, moda ve muhafazakar kadın konuşuluyor. Üstelik Türkiye'de ilk kez. İnsanlar eskiden bu kadar talep etmiyorlardı bence. Bize verilen, hatta verilmeyenle yetiniyorduk. Muhafazakar dünyanın bu talebinin son dönemde en çok konuşulan arzı. Ali Yül Ala Dergisi, Türkiye'nin muhafazakar kadınlar için hazırlanan ilk moda eksenli yaşam dergisi. Tarifi bu. Tirajı 15 bin bandında ama Ala'yı hazırlayan 6 kişilik ekibe göre okuyucu sayısı yüz binlerce. İlk 3 sayısıyla bile Türkiye'deki pek çok popüler kadın dergisinin tirajını geride bıraktı. Zaten konu tercihleri de ilişki tüyoları vermeye alışmış o dergilerden biraz farklı. Hanımefendilerin dergisi sloganıyla çıkan Türkiye'nin ilk muhafazakar kadın dergisi Ala, aşk kısmet işidir diyor. Kesinlikle içerik inancımıza doğru orantılı gidiyor. Çünkü bu dergiyi biz hazırlıyoruz ve bizim inanç anlamında altyapımız var. Yani evet, ilişki işte... İlişkinizde iyi olmak için şu 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 kuralları yapın, bunları uygulayın diyen dergilerden farkımız bu. Kış demek çalışmayan bir bayan için kendine bir hobi edinmesi demek. Kurslara gidiyorlar, bunları takip ediyoruz. Kış başladığı zaman, sonbahara girdikleri zaman, çocukların okul dönemleri girdiği zaman bir kere çocuklarımızın okul hazırlıkları oluyor. Onlarla ilgili okul hazırlıkları, kurs hazırlıkları oluyor. Bunlara çok eğiliyoruz. İçerikleri inanç eksenli ama diğer kadın dergileriyle ortak olan eksenleri de var. Moda. Ciddi bir arada fark yok. Biz dünya markasında olan ürünleri, trendleri kendimize göre uyarlıyoruz. Eşarbı biz başımıza kullanıyoruz. Örtülü olmayan insanlar boyunlarına kullanıyor. Tema çekimlerinde bildiğiniz, gördüğünüz en pahalı markaların hepsini de kullanıyorum. Bildiğiniz tüm pahalı markaları muhafazakar bir derginin sayfalarında görmek eleştirileri de beraberinde getiriyor. İslam ve lüks yan yana gelmeli mi? Makyaj konusunda tabii ki eleştiri alıyoruz. Özellikle İslam'ın ya da örtünmenin lüksü konusunda tabii ki eleştiri alıyoruz. Ve bazen biz bile oturup eleştiriyoruz. Hani çok fazla lüksü. Ama şu hadis-i şerifi çok seviyorum. Hazreti Ali peygamberimize gidip diyor ki ya ben çok zenginim ve çok iyi giyinmek istemiyorum. Hani çok kaliteli giyinmek istemiyorum. Peygamberimiz de Ali, malın kadar giyin ki kimden ne isteyeceğini bilsin herkes diyor. İşte dergi hazırlanırken ve o araştırma sürecinde kadınların en büyük talepleri böyle bir derginin çıkması ihtiyacıydı. Yani evet, biz okuyan ve araştıran insanlar olarak diğer kadın dergilerini okuyorduk. Çünkü başka alternatifimiz yoktu. Bir elbiseyi alıp boyunu kısalttırıp uzalttırıp yani kendimize göre
değiştiriyorduk. Ama Muhafazakar Kadın Dergisi demek biraz da bizim gönlümüze göre, yani bizim istediğimiz gibi, biz bunu alıp kombinlemeyelim. Bana zaten uzun ceket versinler, uzun etek versinler. Buna ne eşarp takacağımı, ne çanta takacağımı göstersinler. Ben bunu alıp uygulayayım. Yani daha çok uğraşmayayım. Ekip Muhafazakar Dünya'nın yaşam tercihlerine hakim. Onlar için yeni tercihler oluştururken de sınırları var. Yapmamız gereken şey, yani ben sadece belli bir çerçevede, inanç çerçevesinde, tabii ki modayı yapıyoruz ama inanç çerçevesinde moda dergisi bu. Ve bu yüzden ben oturup içkili bir mekanı kimseye tavsiye edemem. Asansörlü namaz odaları, gül suyu pompalayan klimalar, Kabe'den 24 saat canlı yayın yapan plazma televizyonlar. Muhafazakar ailelerin yaşam tercihlerindeki değişimi yansıtan mabet, evler. Şu anda en trend ne derseniz sohbet odaları. Bu sohbet odaları koltukların, yani genelde L koltuklar tercih ediliyor veya U koltuklar büyük olduğu için, bunların hepsinin bir amortisör lift sistemiyle havaya kalkıp yok olup bir anda oranın ibadet yeri haline gelmesi bence hani en animasyonlu dekorasyonum bence benim. Dünya ünlü yıldızlar için tasarımlar yapan Şafak Çak son 5 yılda evlerini dekore ettirmek isteyen ailelerin sayısında artış olduğunu söylüyor. Türkiye'de en fazla şu kadar paraya bir ev yaptım diyemem. Siz ama milyon dolar harcayan da var. 10 bin dolar harcayan da var. Öyle. Favori renkler haki yeşili ve bordo. Gelenekçi tasarımlar tercih ediliyor. Ve o dünyada trend denilen şey Kabe'nin örtüsü. Ve evinde mutlaka, yani bir parça da olsa bunu tablolatıp Kabe'nin örtüsünü koymak çok prestijli bir şey. Muhafazakar dünyanın yeni tercihlerine dışarıdan baktığınızı düşünüyorsanız içeri buyurun. Muhafazakar ailelerin evlerinde artık İslami burjuva tarifini doğrulayan milyon dolarlık tasarımlar da var. Mekan tasarımcıları için bile yeni sayılabilecek tercihler de. Yeni haneler ortaya çıktı. Mesela? Ben bunu bilmiyordum. Mesela sohbet odası. Mesela namaz odası. Mesela her gün büyük villalar için konuşuyorum. 500 kişiye yemek çıkartacak endüstriyel mutfak kurulup akşamleyin fakir semtlere 500 kişinin yemek yiyebileceği alanlar yaratılmam istendi. Kişisel tasarımın önemli olduğu bir diğer yer giysi dolapları. Kotüre ilgi çok çünkü... Çünkü günümüz sektöründe, günümüz tekstil sektöründe bu hanımlara servis yapan pazar çok çok az. Evet, bir pazar var, muhafazakar bir kitleye hitap eden bir pazar var ama bu pazar genelde şehrimize dışarıdan gelen, kırsal kesimden gelen hanımlara servis veriyor. Çünkü onların hayatında renk vardı. Onlar Anadolu'dan geldiler, İç Anadolu'dan geldiler. Renkli insanlardılar, hayatları renk doluydu. Şehre de kendi kültürleriyle geldiler ama şehrin kadınına bu anlamda servis yapan müesseseler sınırlı denilecek kadar az. Taleplerde bir değişiklik görüyoruz. En azından benim beni tercih eden sevgili arkadaşlarım, sevgili müşterilerim yalın olmaktan yanalar. Ben belki bu konuda şahsım adına örnek oluyorum. Yalın ve rahat, yani iyi bir kumaş, iyi bir işçilik ve vücudunuza uygun bir stil, bir kimlik. Ve abartısız. Ve abartısız. 16 yıldır tasarım yapan modacı Rabia Yalçın'a göre tesettürlü modacı ya da muhafazakarların tasarımcısı gibi kavramlar anlamsız. İslami bir moda olamaz. En azından bugünkü kavramda, yani modadan anladığımız kavramda bir moda olamaz. Çünkü moda değişkendir. Moda ticari bir kavramdır. Muhafazakar İslam dininin tesettür kuralına uymak isteyen kadın da bunu dini adına yapıyordur. Din ve modayı bu anlamda bir araya getiremezsiniz. Çünkü biri değişir, biri değişmez. Ama ne yapabiliriz? Tesettür kurallarına uyan muhafazakar kadının hayatını kolaylaştırabiliriz. Modern dünyaya onu hazırlayabiliriz.
bugünün şartlarında, bugünkü metro istasyonunda, bugünkü motorda, bugünkü otobüse nasıl binip ineceğini, nasıl ona rahat bir kumaş ve çizgi ve kesim sağlayabileceğimizi konuşabiliriz diye düşünüyorum. Onlar muhafazakar dünyanın lüks tercihleri eleştirilerine de katılmıyor. Ben bunu her platformda mutlaka tartışıyorum. Yani neye göre haram, neye göre israf? Kimse bir şey israf etmiyor. Çok milyon dolarlar bilmem neler falan filan harcanıyor gibi gözükse de bu insanlar kendi yaşamları, yaşam kaliteleri için harcadığı bu parayı öteki tarafta akşamleyin 500 kişiye yemek dağıtarak belki kendi kendilerini dengeliyorlar kendi içlerinde. Yani kimsenin iç Allah'la olan şeyini bilemeyiz iç şeyini. Ama hani ben haram ve masraf ve günah olduğuna inanmıyorum açıkçası. Müslüman en iyisine layıktır. Bütçeniz azdır, az olsun, en iyisi olsun. Bir takım bardağınız var, lütfen kristal olsun. Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Muhafazakar, lüks ve seyahat. Bu üç kavram bugüne dek akla tek bir adresi getiriyordu. Altındayız ve siyah örtüsüne bir... Haç turizmi son 10 yılda lüksle tanıştı. Oradaki lüks kavramının bana göre temelinde daha seviyeli, dünya standartlarını yakalayabilecek şekilde kaliteli oteller kastedilerek o şekilde bir organizasyon yapılıyor. 4 paketimiz var. En düşük, minimum, maksimum. Efendim bunlar işte 12.500'den başlıyor, 19'a kadar farklı fiyatlar var. Suite'i var, normal odası olanlar var. Tabii ki yüksek olanlar suite ve Kabe'yi gören odalar. Lüks haç turizmini tercih edenlerin hem sayısı hem de profili değişti. Elhamdülillah çok ciddi bir talep var. Türkiye'nin kalkınmasıyla beraber iş çevresinin özellikle yönelmesi söz konusu. Sadece Ümre'ye hacca gitmiyoruz. Yakın zamana kadar muhafazakar kesim için çok fazla otel yoktu. Ama şimdi var. Niye var? Çünkü biz istiyoruz. Talep ediyoruz. Daha da çok olmalı. Çünkü biz o şekilde rahat ediyoruz. Biz kaliteli bir yerde, kaliteli yemeklerle, kaliteli odalarda güzel bir şey, özen gösterilerek yaşamak istiyoruz. Türkiye'de bu beklentinin karşılığı aile yapısına uygun otelcilik olarak tarif ediliyor. Sektör son 5 yılda %200 büyüme gösterdi. Türkiye'de 20'ye yakın muhafazakar otel var. O otellerden biri Antalya'nın Alanya ilçesinde. Kadınlar için 3 deniz havuzu, 2 ayrı plajı var. Hem konumu hem de dev brandalar nedeniyle denizi tüm gözlerden uzak, kumuysa Mısır'dan özel olarak getirtiliyor. Plajı görüntülemek için tek şansınız sabahın bu erken saatleri. Çünkü güvenlik nedeniyle belirli bir saatten sonra misafirlerin dahi kamera ve cep telefonlarıyla bu alana giriş yapmaları yasak. Biz farklıyız çünkü bayanlarımıza ayrıcalık tanıyoruz, önemsiyoruz. Bayanlarımıza ait kendilerine denize girebilecekleri rahatça bir plajımız var. Baylar ve bayanlar. Mescidimiz var, 600 kişilik. Ezanlarımız tesisimizde okunuyor. Hani ibadet imkanları çok yüksek. Oteller kendilerini İslami değil, alternatif turizm merkezleri olarak tarif ediyor. Peki bu alternatif merkezlerden içeri girdiğinizde sizi hangi alternatifler bekliyor? Odalar genellikle Selçuklu ve Osmanlı motifleriyle dekore edilmiş durumda. Ayrıca her odada Kur'an-ı Kerim ve seccadenin yanı sıra kıblenin yönünü gösteren işaretler var. Türkiye'deki alternatif otellerde yapılacak tatilin bedeli ise muhtelif. Gecelik oda fiyatları 200 lira ile 3500 lira arasında değişiyor. Bezgi belli çizgileri olan ya da dikkat edin. Doğru. Yani hiçbir şey kalmadı. Biz de mesela buna dikkat ediyoruz. Ben yaşadıkları semtler, gittikleri mekanlar, alışveriş yaptıkları butikler. Muhafazakar dünya her alanda kendi tercihlerini belirliyor. Bizim için eğlence mekanı diye bir tabir yok aslına bakarsanız. Ama işte mekanlarda gidip kahvaltımızı yapabileceğimiz, arkadaşlarımızla sessiz sakin bir ortamda güzel vakit geçirebileceğimiz yerler daha çok tercihimiz. Nakaş Sefe var mesela. İşte
Üsküdar'da mekanlar var. Yine Caddebostan'da da var, Nişantaşı'nda da var. Tabii bunları da yine seçerken içkisiz olmasına çok dikkat ediyoruz. Örneğin evler artık statü sembolü. Manzarası ve gözlerden uzak olması nedeniyle konut tipi villalara rağbet çok. Tercih edilen semtler Beykoz, Altunizade, Ömerli, Küçükçamlıca, Florya ve Sarıyer. Bence kolda süper olur bu. Tesettürlü bayanların daha çok gittikleri yerlerden biri de Erenköy'dür. Erenköy tesettürün kalbi olarak da nitelendirir birçok kişi. Çünkü orada seçenek bulmak çok kolay ve özellikle şu yönden önemli. Kişiye özel tasarımlar oluyor orada. Ufak ufak şirin butikler oluyor. Bazen de tercih etmiyor, o tercihi yaratıyorlar. Aslında bir düğüne davetlisiniz ama salonun yalnızca DJ kabini bölümünü görebiliyorsunuz. Çünkü sahnedekiler yani davetliler görüntülenmek istemiyorlar. Ama görüntülenmemeleri görünmez oldukları anlamına gelmiyor. Muhafaza ettikleri dünyanın içinde özgür olabilmek, özgürce eğlenebilmek istiyorlar. Ve bu özgürlük alanını da onlara Türkiye'nin ilk muhafazakar kadın DJ'yi Fatma Civelek. Yaşında iki çocuk annesi Fatma Civelek kendi tarifiyle diskoyu kadınların ayağına getiren sertifikalı DJ. Perde çekiliyor ve bayanlar ön tarafta oynuyor. Orkestra, erkek orkestra arka tarafta. Biz bunu kaldırıyoruz. Perdeler kalksın diyorum ben. Muhafazakar kesim değil, her kesime. Fatma Civelek önce bir DJ'den eğitim almış. Kulüp ve barlarda sahne almıyor. Karma organizasyonlara katılmıyor. Böyle bir ihtiyaç, böyle bir eksiklik, böyle bir boşluk varmış. Ha, DJ'lik, marjinal bir iş yapıyorsun, açık kapalı fark eder mi? Bu düşünceye dahi girmedim yani. Nişan, hani şey derler, nişan da bayanlar arasında. Evet, bayanlar arasında nişan organizasyonları da var. Sünnet düğünleri de var, bayanlar arasında. Tanıtım imkanı ya da menajeri yok. Yine de talep o kadar yoğun ki bir yıldır Türkiye'nin pek çok farklı şehrindeki organizasyonlara katılmış. En büyük desteği de ailesinden görüyor. Şimdi Enes ile Emre'nin, oğullarımın zaten içlerinde DJ'lik vardı. Bu her erkek çocuğunda olduğu gibi 13-14 yaşlarında bunlar biz DJ olacağız anne demişlerdi bana. Ben söylediğimde hiç şey gelmedi. Onlara yabancı gelmedi. Zaten onlar da olmak istiyordu. Ondan sonra şimdi her konuda destekliyorlar. Benle birlikte organizasyonlara geliyorlar. Ne bileyim ben organizasyon çıkışında bekliyorlar, alıyorlar. Türkiye'nin ilk türbanlı DJ'nin aldığı eleştirilerin başında yine türbanı geliyor. Türbandan sesi duyabiliyor musun? Çok absürt bir eleştiri. Yani bunun kapalısı açıklığı yok ya. Ya olay bir bes parçası değil. Bundan ses geçiyor. Kalpler, beyinler açık olsun. Bayana bak bir de kapalı jipe binmiş mesela. Yani demek ki onun yaşam seviyesi o, onun ferah seviyesi o. Muhafazakarların tercihleri tartışmasını yorucu buluyorlar. Ama aynı eleştirileri dillendiren yeni tarafın varlığından da haberdarlar. Muhafazakar kesim kendi içerisinde birbirini tartışır hale gelir mi veya geldi mi diyorsunuz? Evet, böyle bir tartışma başladı. Muhafazakar dünyanın lüks tercihleri artık daha görünür, daha fazla konuşulur halde. Üstelik bu sohbete katılanlar, yani bu tercihleri eleştirenler arasında yine muhafazakarlar var. Hal böyle olunca eleştirilen taraf lüks tercihlerini kendi gerekçeleriyle anlamlandırmaya, eleştirenlerse neyin muhafaza edildiğini sorgulamaya başlıyor. Yazar İhsan Eli Açık'a göre İslamiyet'te Müslümanların lüks yaşaması mümkün değil. Şimdi muhafazakar lüks kavramına bakmak lazım. Muhafazakarlıktan kastedilen eğer İslamiyetse o zaman Müslümanların lüks yaşamı manasına gelir. Böyle olduğu takdirde bu ikisinin bir araya gelmesi benim görüşüme göre mümkün değil. Çünkü İslamiyet'te lüks yoktur. İsraf yoktur. Kur'an-ı Kerim Müslümanları sade yaşamaya, israf etmemeye, ihtiyaçtan fazlasını ihtiyacı olmayanlarla paylaşmaya, bölüşmeye çağırır.
Mesela deniliyor ki bu muhafazakarların birçoğu Allah nimetlerini kullar üzerinde görmek ister. İşte bu nimetleri de bizim üzerimizde görmesinin ne zararı var, ne sakıncası var. Halbuki nimetin ne olduğunu bilmiyorlar. İşte muhafazakar olunca neyin muhafazakarı birbirine karışıyor. Gazeteci Nihal Bengisu Karaca'ya göre ise bugün herkesin baktığı noktada duran muhafazakarlara yönelik eleştiriler adil değil. Yani bu eleştiriler bana doğru olmakla beraber adaletsiz geliyor. Bütün bu yani değerler sistemine sahip kendisine ait bir değer tasavvuru olan insan tipi nasıl zenginleştiği zaman ya da bir imtiyaza konduğu zaman, bir imtiyaza sahip olduğu zaman bir değişim yaşanıyorsa, yani o mal ve meta ile sınanıyorsa, Müslümanlar da sınanıyor, muhafazakar, mütedeyyin kesim de sınanıyor. Nasıl diğerleri o sınavdan her zaman başarıyla çıkmıyorsa, mütedeyyin, muhafazakar kesime mensup her birey de her zaman o sınavdan başarıyla çıkmıyor. Vatandaşımıza da gelmiyor. Yani sonuçta mesela hiç kimsenin işte aklına şu gelmiyor. Yani hani bir lokma bir hırka, tekke edebiyatı, sadelik, tevazu, bilgelik. Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye'de yaşayan inanç gruplarından bence çok önemli ve değerli insanlar da çıkarmış olan bir kimlik grubudur Alevilik. Ama kimse altında da cip var. Oldu mu? Hani koyuyorsun CD'ye Neşet Ertaş'ı. Hani ama çok pahalı arabaya biniyorsun demiyor. Bunun karşılığında ama aynı şey başını örten herhangi bir kadına çok rahat denebiliyor. Yani işte bütçeme göre giyinirim, bütçeme göre yardımlarımı da yaparım. Örnek veriyorum, yurt dışına çıktığımızda alışverişimi ona göre yaparım ya da oradaki markaları tercih ediyorsam, tutup da aldığım şeylerden daha fazla yardım ediyorsam, zekatımı fitremi veriyorsam, bence aradaki açığı kapatıyorum demektir. 40'ta bir zekat veriyoruz, yardım ediyoruz. O halde istediğimiz kadar mal biriktirebiliriz. Kime ne diyorlar. Bu görüş bir defa temelden yanlış. Çünkü biz yardım ettiklerimizden dolayı değil, kazanma biçimimizden dolayı da sorumluyuz. Mesela helal kazanç olur mu? Helalinden zenginlik olur mu? Helalinden zenginlik olamaz. Pahalı giyinen, pahalı arabalara binen kadınlar, türbanlı ama makyajlı kadınlar. Yani hangi alanda olursa olsun değişim kadınlar üzerinden anlatılıyor, tartışılıyor. Yani benim kendimi iyi hissetmemle alakalı bir şey. Doğrusu yanlışı elbette tartışılır ama kendimi bu şekilde iyi hissediyorum. O yüzden bunu yapıyorum. Yani bunu takva boyutuna girdiğimiz zaman yapılmaması gerekiyor. Ona bakarsanız çok 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 ince çizgiler var. Hani bunların hepsine uymak gerekiyor. Ama Allah herkese hidayet versin diyoruz. İşte bunu hep söylüyorum. Zamanla şartıma uydum. Şu anda işte ben baktığım zaman bunu giymek istiyorum, bunu yapmak istiyorum diyorum. Ama bunu bir doğru olarak değerlendirmek çok yanlış olur. Peki bu toplumsal değişikliğin taşıyıcı kahramanları, yani erkekler, bu dönüşümden nasıl etkileniyor? Pahalı ve marka giyinmek, iyi arabalara binmek, iyi restoranlara gitmek, erişebildiği katmanlar, erişebildiği alanlar arttıkça ev ve aile hayatından kopuyor muhafazakar erkek. Yani aile daha fazla kadının alanı haline geliyor. Aile ve ev giderek daha fazla kadınla tanımlanan alanlar haline geliyor. Dolayısıyla kadın da giderek ev ve aileyle tanımlanır hale geliyor.